Zamanımızda internet mi vardı amına koyayım, ortaokul olsun. Ortaokul İşe sor. yaramışlar mı? Lan ne ortaokulu? Onu 9. sınıf yok bizde. Şuraya bak. Aha. Bende de 12 var sadece. Girmedi, kopya diyor lan amına koyayım. Yine mi kopya çekmişim? Kopya diyor. Abi niye hepsine kopya diyor? Bileyim anlamı. Yok, bizde yokmuş arkadaşlar. Bizim zamanımızda o kadar eski değil ya devlet. Yok, bizde o kadar eski değil. Ama o zamanlar özeniyor. Abi senin notları gördükçe ben nasıl mezun oldum amına koyayım. Lan neden? Benden beteriniz var mı? Dil kolay mıydı spamı? Nasıl dil kolay mıydı? Hayır oğlum, İngilizce bilen adam oynar amına koyayım dilde kafaya, anladın mı? Sıkıntı yok. Oğlum chat, size bir reklam çekmişim kardeşlerim. Allah belamı versin. 9 tane reklam çektim bugün chat. 9 tane stok yaptım. Her gün bir tane yaslayacağım size amına koyayım. Instagram'da her gün bir yeni reklam, yeni mottomuz. Yok lan bak, bugün bunu story'de anlattım ama orası samimi bir ortam olmadığı için burada anlatayım size onu, gelin. Bak, ekmek Kur'an çarpsın kardeşlerim. Allah çarpsın bak, eğer götün başım yeri ufaktan bir tık oynuyorsa burada kalmak nasip olmasın. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu ara Instagram'da story görüntülenme olarak en yüksek görüntülenme alan Türkiye pazarında 10 kişiden biriyim. Storylerimi, ilk story'm 430-440 bin kişi izliyor ilk story'mi. Bir günde paylaşmam için, ki bu ara reklam ayları, size şunu söyleyeyim ilk öncelikle, şunu bilin. Her yılın son 2-3 ayı markaların reklam ayıdır. Neden biliyor musunuz? Markalara belirli bir pazarlamalarına belirli bir bütçe verilir amına kodumu. Marka der ki al bu parayı, istersen ikinci ayda ye, İstersen dördüncü ayda ye ama bu parayı ye. Bu parayı yemedin seni siktim de. Tamam mı? Şeye, pazarlamacısına. Özellikle 10. 11. 12. aylar artık yumurta göte dayanıyor. Yani son bir harcama zorundasın ya artık. O zaman işler çoğalır. Çok reklam gelir. Anladınız mı? Kürşat sen anladın mı? Anladım abi. Tamam, sen anladıysan herkes anlamıştır. O yüzden sana sorayım dedim. Temelli total yapayım dedim. Anladınız değil mi? He. Sağ ol abi. Bu ara bak yemin ediyorum size, günde paylaşmalık bir story her gün için 7 tane 8 tane reklam geliyor. Ekmek çarpsın, hata yapıyorum, yanlış yapıyorum, biliyorum, mallık yapıyorum. Hepsini reddediyorum kardeşlerim. Günde sadece bir tane reklam alıyorum. Çünkü neden? Çünkü ben bir malım. Diyorum ki fazla reklam alırsam, valla fazla reklam alırsam biliyorum ki takipten çıkılacak, insanlar sıkılacak, o olacak, bu olacak. Ama benim yerimde kim olursa olsun, Allah aşkına kaç tane reklam alırdınız? Bir de az. Ulan bire bile neler diyorlar. Enes sen görsen amına koyayım benim DM'yi. Oo, orospu çocuğu, paranı amına koydun. Paranı amcına koymaya seviyorsun ama. Lan neler neler yazıyorlar be kardeşlerim. Bir görseniz benim DM'nin halini var ya. Yani şu var Türk insanında. Yayıncı, fenomen, influencer. Güldürsün, eğlensin, para kazanmasın. Bu var. Yani bu gerçekten var adam. Mesela seni çok seviyor. Sıkı da takip ediyor adam seni ama senin para kazanmandan rahatsız oluyor. Bak. Attığını böyle DM kutusunda hep eski mesajlarda çıkıyor ya, eskiden yazdığı şeyler. Bak bak ne diyor ya? 3 tane 5 tane sokman lazım zaten. Zeki olanlar sokuyor zaten. Bak DM kutumu bir açıyorum. 2018'de aşıktan nefesim kokuyordu askerden geldiğimde. Chat. İyi dinle burayı. Yazmış. Kardeşim her zaman destekçinim. Can bu bedenden çıkana kadar senden ayrılmayacağım. Seni çok seviyorum. 2018'de attığı mesaj. Bugün de mesaj atmış aynı kişi. 2019. Kardeşim. Bırak sen şu diğer fenomenleri, diğer yayıncıları. Sen her şeysin. İyi ki varsın. Senin gibi adamla ölüme gidilir. 2020'de benim böyle cüzdan da hafiften oynama başlamış. İşte Skyland'e taşınmalar, ıvırlar, zıvırlar. Attığı mesaj. Senin götün başın ayrı oynamaya başladı. Senin ben amına koyayım. Bugün attığı mesaj. Seni de takip eden kafamı sikeyim. Seni nereden takip etmişim? Yarak gibi fenomensin. Seni takip edeceğimi 50 bin takipçili adam takip ederim. Amına kodumu çopara yazmış. Takipten çıkmış amına koyayım. Bu tamamen yani insanlar rahatsız oluyor Türkiye'de fenomenlerin para kazanmasından. Gerçekten bak. Gerçekten rahatsız. Bak iyi Ya demiş. otursun güldürsün İyi de demiş demiş. Amına kazanmasın. koydumun ardası. Burada yayında bir sik mi dağıtıyoruz da geldin buraya. Ağzının yayını
Terslemeden sikeyim. Ağzını saydı eksiksin be salak oğlum salak. Sik aramağı mı geldin buraya? İyi demiş. Yani madem böyle bir nefretim var amına koyayım. Ne ara ne aramağı geldi? Amcık bu be ya amına kodumu. SG aynen. SG. SG amına git amına kodumu geldim buraya. Bir tane boynuma aldı amına kodum benim şey. İyi demişmiş. Sakin sakin anlatıyordu amına kodum. Yarak ya. Amına kodumu Arda'sı. Sik kırığı. Sik kırığı. İnşallah böyle var ya Arda böyle evleneceğin kıza evlenme teklif edeceğin gün böyle patı patır altına sıçarsın amına kodumu. Ben de böyle o inşallah o restoranda arkada bir yerde oturuyor olurum. Zevkle izlemezsem orospu çocuğumu atacağım inşallah da o zamanlar böyle fenomen olurum. Çekeceğim seni amına kodumu kameraya atacağım her yere amına kodumu. Yayında açacağım yorumlayacağım 45 dakika üstünde duracağım o konunun taşak geçeceğim seninle. Puh! Amına kodumu iknesi ya. Hakan Altınsoy 15 Ocak'ta düğünümü bekliyorum aga çeyrek litre. Aynen kardeşim Hakan Altınsoy 15 Ocak düğün oradayız Hakan. Ekip de gelsin mi? Şu an banko oradayız yani. Abi de iyi demiş diyor ya. Ha iyi demiş diyor. Chat böyle bir şey olabilir mi kardeşlerim? Vallahi billahi ya. Adamın gazini çıkarır amına. Bugün yengeniz var tırnağa soktu. Oğlum yengenizde bir tırnak çıkmış. Allah belamı versin. Benimkileri de yengeniz kesiyor. Ben yediğim için hayatım boyunca bütün tırnaklarımı. Ben el tırnaklarımı kesmeyi bilmiyorum amına koyayım. O yüzden yengeniz kesiyor. Yengenizin tırnakları Allah çarpsın. Jetin bıçağı gibi amına koyayım Valorant'taki. Bak bir oğlum emanet lan kafasına yastık da var. Bir çiziyor amına kodumu. 25'de mi çiziyorum amına koyayım anladın mı ya? Harbi problemli. Doruk, Jaren ve E. Evet. Ne olmuş Ahmet abiye? Problem mi var? Yazamamışsın. Her zaman arkandayız reis. Aynen 50-60 bin izlenince de yeni gelen insanlar destekler. Siz dersiniz ki bu yarra biz 5 bin izlenirken izliyorduk. Şimdi götü kalkmış gibisinden patlamaz mı? İzleyeceğiz abi Benekli Ayhan'ı. Tamam izleyeceğiz kardeşlerim. 1 numaralı kankim abone oldu. Mev Angel 5. ayın kutlu olsun. Çok teşekkürler. Çok merak ettiniz. Ben de merak ediyorum. O yüzden izleyeceğiz arkadaşlar. Yaşasın ırkımız çire bedel kırkımız. Kürşat'a bineriz çağlardan çağlara. Manken kıl dönmesi oldum ameliyat olacağım öp de geçsin. Sen gerçekten bir manken misin? Moruk kıl dönmesi çok pis bir şey ya. Vallahi bak kıl dönmesi böyle şişiyor içi sivilce gibi topluyor. Şaşalım Allah. Abi? Götümün tam böyle iki yanağın ortasında çıktı. Allah çarpsın. Bak yemin billah ediyorum. Sıçarken böyle ılgıt çekiyordum o tuvalette. O kadar pis bir şey ki. Ya hakikaten... Çok kötü bir şey kıl dönmesi. Allah ne iyi. Amına koydum. Sende götü yok mu? Sen sıçmıyor musun? Ay. Adam. Adam. Mankenim abi oturamıyorum şu an. Sen manken misin Morgan? Atsana fotoğrafını. Sikelim seni. Yok yok şaka yapma. İyi yayınlar abi. Kükü adamdır. Kesinlikle Egemen'cim hoş geldin. Oğlum bir manken sikerdik. Kötü mü olurdu chat ya? Yani güzel bir şey be yani neden oğlum bu arada manken erkeksin değil mi? Ananı sikeyim bak. Bir şey söyleyeyim mi? Kariyerim video. Yo erkek gördüm. Ha. Ya erkek değilsen de artık erkeksin. Sikerim. Hayır kesinlikle. İzleyeceğiz adam, abi. Adam. Instagram Memoli 97. Ya senin Instagram kullanıcı adın Memoli ve senin manken olma ihtimalin manken yok. Misin? Bak imkanı yok. Instagram'da kullanıcı adı Memoli olan biri mankense ben de PewDiePie'yim amına koyayım. Bak bu kadar net konuşuyorum. Sen kendini manken zannediyorsundur Memoli. Bakacağım lan gel seni inceleyeceğim. Amına koydum senin Memoli. Allah'ım ne olur manken çıkmasın bu kadar kalabalık. Hesabı gizlemiş. Atayım fotoğrafı. Adam. Memoli hesap aç ki. Memoli'ye ismi o yüzden. Abi profesyonel mankenlik ben de arkadaşlar profesyonel astronot eğitimi aldım. Biyografimi hemen yarın astronot yazmayarım amına koyayım şimdi. Abi bu arada...